Kökleri verilen ikinci dereceden denklemin oluşturulması ile ilgili örnekler çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. x kare eksi 8 x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 x2 iken kökleri 3 x1 eksi 1 ve 3 x2 eksi 1 olan ikinci dereceden denklem isteniyor. Yine ilk denklemin kökler toplamını ve çarpımını not edelim. Kökler toplamı 8 kökler çarpımı eksi 2 bize toplam lazım. Yani 3x1-1 ile 3x2-1'i toplayacağım. 3 parantezinde x1 artı x2'den 2 çıkartıldı arkadaşlar. Kökler toplamı 8 ise 3 kere 8 24. 2 çıkartacak olursam 22. Çarpımları lazım. Onu da dağılma özelliğini kullanarak yine elde edelim. O da 9 tane x1 x2. Eksi 3 parantezinde x1 artı x2. Artı 1 olarak geldi. Kökler çarpımı eksi 2. Kökler toplamı 8'di. O halde yapmam gereken iş artık bu değerleri hesaplamak oldu. O da eksi 18 eksi 24 artı 1'den dolayı eksi 41 olarak karşımıza çıktı. O halde araştırdığımız denklem x kare eksi 22 x eksi 41 eşittir 0'dır arkadaşlar. x kare artı 3 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2'dir. Kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklem istenmiş. Aslında bu bir özel durum. Şöyle ki kökleri ilk denklemin köklerinin çarpma işlemine göre tersleri ise yani 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 ise o halde ilk denklemi atıyorum ax kare artı bx artı c diye yazdığımızda eğer 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 köküne sahip olan denklemi istiyorsak x karenin katsayısı olan a ile c'nin yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani o zaman da eksi 5 c idi. A'nın yerine geldi. Eksi 5 x kare. B aynen kalmış oldu. A dediğimiz 1 olduğuna göre onu da c'nin yerine götürdük. Artı 1 olarak. Genelde denklemi eksi ile başlatmak istemezler. Dolayısıyla bunu eksi ile çarparak düzenlersek 5x kare eksi 3x eksi 1 eşittir. Sıfır denklemini de elde etmiş olabiliriz. Bu denklemin kökleri yani birinci verilen denklemin kökleri ikinci verilen denklemin köklerinden ikişer daha fazlaymış. Buna göre m ile N n'in çarpımı istenmiş. Eğer ikinci denklemin köklerine x1 ve x2 dersek birincinin kökleri bunlardan ikişer fazla olduğu için x1 artı 2 ile x2 artı 2 olacak arkadaşlar. O halde burada yapmam gereken ikinci denklemin kökler toplamını yazayım. Eksi b bölü a'dan eksi m. Kökler çarpımını yazayım c bölü a'dan eksi iken yani. bir de ilk denklemin kökler toplamıyla çarpımını yazalım. Kökler toplamı x1 artı 2 ile x2 artı 2'den dolayı x1 artı x2'nin 4 fazlası o da eksi b bölü a'dan dolayı m eksi 2. E biz kökler toplamının bir önceki denkleme göre eksi m olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eksi m artı 4 m eksi 2 ise 2 m eşittir 6'dan m değeri 3 olarak çıktı arkadaşlar. Bir de çarpımlarını yazalım. O da x1 x2 2 parantezinde x1 artı x2 artı 4 olarak geldi. Kökler çarpımı az önce söylemiştik. Eksi 2 endi. Kökler toplamı eksen. Emi de 3 bulduğumuzda göre eksi 3. 2 ile çarparsam eksi 6 artı 4. Bu bizim ilk denklemimizin kökler çarpımı olan eksi n artı 1'e eşit. Dolayısıyla eksi n eşittir. 3 n de buradan arkadaşlar eksi 3 çıktı. Hem n'nin çarpımı sorulmuştu. Demek ki cevabımız eksi 9'dur diyoruz. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemin kökleri arasında arkadaşlar iki tane bağıntı verilmiş. Bu bağıntıyı sağlayan köklere göre denklemi kurmamız isteniyor. Biz kökler toplamını t olarak gösterecek kökler çarpımında ç olarak gösterecek olursak yukarıda 2x1 artı 2x2 2t yanında 3 tane çarpımları var. 18 Diğer taraftan 3 tane kökler toplamı gelmiş. 3 de yanında çarpımları var. O da 5. Aşağıdaki denklemi eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam çarpımları gidecek. Eksi 9 t artı 2 t'den dolayı eksi 7 t. 18'den 15 çıktım 3. Demek ki toplamları eksi 3 bölü 7 arkadaşlar. Yerine yazayım. 3 tane t dediğine göre eksi 9 bölü 7 artı çarpımları 5'miş. Demek ki çarpımları 5 artı 9 bölü 7. Ona da biz 35 artı 9'dan dolayı 44 bölü 7'dir dedik. O halde denklemimiz x kare artı 3x bölü 7 artı 44 bölü 7 eşittir 0. Veya 7 ile genişletirsem 7x kare artı 3x artı 44 eşittir 0 denklemi olacaktır arkadaşlar. Müzik